Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Neden Diyanet böyle bir açıklama veya tespitte bulundu? Tespite katılır mısınız? İlahiyat fakültesindesiniz öğretim üyesi olarak. Evet. Pek çok ilahiyat fakültesinde yakından biliyorsunuz. İmam hatiplere de geleceğiz sonra ama önce bir bu açıdan sizi dinleyelim. Yani ben Diyanet'in bu raporumdaki tespitlerin bir durum değerlendirmesi veya durum tespiti olarak vaz edildiğini, herhalde kurumlar arası bir polemik başlasın gibi böyle bir niyetle böyle bir rapor ifadesi kullanmadığını düşünüyorum veya öyle düşünmek istiyorum. Peki bu Diyanet'in bu tespiti doğru mudur derseniz, tepeden tırnağa %100'lük bir oranda doğruluk olmasa da büyük ölçüde bir hakikat payı bulunduğunu ben de teslim etmek isterim. Bunun birinci sebebi, nicelik artışına mütenasip şekilde nitelik artmaması. Siz haberi sunarken söylediniz, dediniz ki 22 sayısından 105'e çıkan bir ilahiyat fakültesinden söz ediyoruz. Bunlar evet açıldılar ama bu fakültelerin iç yapısını oluşturacak ilmi entelektüel donanımı haiz, yeterli ölçüde akademisyen temini sağlanamadı. Ama yani diyor ki personelin eğitim seviyesi yükseldiği halde. Kendilerinin personelinin mi? Ben öğretim üyelerinin eğitim seviyesinin çok yükseldiği kanaatinde değilim. Şundan değilim. Mesela doçentlik barajı için bir zamanlar KPDS, sonra ÜDS'ye tahvil edilen bir sınav vardı. Orada ciddiyeti olan bir sınavdı. O sınavın eşiği aşılamadı. Doçentlik için diyelim ki 70-65 barajı aşılamayınca birikme oldu. Beklenirdi ki bundan ödün verilmesin. Şimdi hem yabancı dille yazan çizen akademisyen sayımız yok, hem Citation Index'te yayını olan akademisyen sayımız yok diye müşteki oluyoruz. Hem de burada dil barajı aşılamadığı zaman, o zaman biz bunları aşamayan akademisyenlerin seviyesine sınavı çekelim diye, YDS diye daha hafif, daha kolay aşılabilir bir sınav getiriyorsunuz. Böyle bu yolla, yani geriye adım atmakla siz personelin eğitim seviyesini falan yükseltmiş olmazsınız. Teşvik diye bir şey çıkardınız, akademisyenleri biraz daha bilimsel araştırmaya motive etsin diye. Onun da bir yığın hüllesi, hilesi, desisesi keşfedildi, istismar nasıl edildi. Yani diyelim ki turlarla gezi turu düzenler gibi İspanya'da, bir de nedense böyle mesela Ukrayna'da, şeyde, Sibirya'da falan olmuyor. Genellikle ya İspanya'da, Madrid'de ya Roma'da birdenbire bir sosyal bilimler kongresi düzenleniyor. Bakıyorsunuz ilahiyattan antropolojiye kadar her konu var. Buyurun arkadaşlar, şu kadar ücret mukabili buraya davetlisiniz. Gidiyorsunuz, uluslararası bir sempozyumda tebliğ sunmuş oluyorsunuz. Hem de grup haline gidiyorsunuz. Size bir de herhalde sertifika veriyorlar. Onu da ödül yerine saydırıyorsunuz. Bakıyorsunuz %100 adamlar şeyi karşılamışlar. Nedir? Teşviğin tüm baremlerini, kalemlerini doldurmuşlar. Ben bugüne kadar hiç teşviği böyle yüze çıkaramadım. Yani ya atıftan aldım ya da yayınımdan aldım. Yani demek istediğim, bu şekilde eğitim kalitesi yükselmiyor. İkincisi, bir genel hava var dini düşünce ikliminde. O da şey, tek çok sesliliğin bir tehdit, bir tehlike gibi algılanması ve dini alanda eğer mümkün mertebe, eğer mümkünse bir tek sesin çıkması, hakikatin teke indirgenmesi ve onun üzerinden konuşulması yönündeki bir hakim hava var ve bu hava İlahiyat fakültelerindeki çeşniye, çeşitliliğe, farklı görüşlerin dillendirilmesine, seslendirilmesine karşılık bir ciddi bir tedirginlik oluşturuyor. Siz sadece üniversite adı üzerinde, üniversal dediğiniz bir yapının içerisinde sadece dinin içindeki 15, 20, 30, 40 farklı yorumdan bir tanesini hakikat olarak sürekli dikte ederseniz, buradan böyle bir zenginlik, böyle bir müsaademeyi, efkardan barikayı, hakikat doğması gibi bir zenginlik, bir gelişme yakalayamazsınız. Sadece oradan
kurşun asker çıkar yani, başka bir şey çıkmaz. Oysa ben imam hatiplerin ve ilahiyatların Türkiye'deki dini düşüncenin geleceğine dair en büyük garanti olarak görüyorum. Sebebi de şudur, yani en azından farklı eğilimlere, farklı görüşlere açık görüşleri seslendiren hocaları, öğrenciler bir seronomi şeklinde önünde görüyorlar, farklı seslere alışkanlık kesbediyorlar. Dolayısıyla dinlemeyi, anlamayı, sormayı, soruşturmayı, empati kurmayı o doğal akışı içerisinde öğreniyorlar. Ama diyelim ki akıl, fikir, irade olarak sadece belli bir kurumsal dini yapıya intisaplı bir bireyin başka türlü düşünme imkanı ve ihtimali yoktur. Nitekim geçmişte Türkiye'nin başına çorap ören yapının da kurşun asker gibi, mankurt gibi çıkardığı insan üretimi nereden çıktı? Sadece tek görüşü, sadece tek yorumu, sadece tek doğruyu öğrenme ve böyle dikte edilmesinden ve böyle koşullanmasından ve oradan kesin inançlar üredi. Ben hala bütün eksikliklerine, bütün kusurlarına ve küsürlerine rağmen Türkiye'deki dini düşüncenin önündeki açacak o tıkanıklığı giderecek mercilerin gene de bu ilahiyat fakülteleri olduğunu düşünüyorum. Ama 105 ilahiyat fakültesinin şu anda gerçekten donanımlı, yeterli, istenen seviyede bir eğitim seviyesini yakaladı mı? Diyanetin o yöndeki yakalamadı tespitine katılıyorum. Ama burada Diyanet'te bu şimdi kurumsal bir şey başlatmayalım, ama burada bir tencere dibin kara meselesi de var. Yani dönüp ben de şimdi karşı bir söylem olarak Diyanet'te Haseki dediğimiz işte ihtisas okullarında efendim kirli pantolona jilet gibi ütü vurmaktan başka bir şey yapmadı diye bir polemikle ben başlatabilirim pekala. Yani bu kirli pantolona jilet dediğim şey yani zihniyet yapısı tamamen diyelim ki orta çağın skolastik kafasıyla şekillenmiş, ama çok iyi klasik metin Arapça okutmayı öğretiyorsunuz. Başka da yani harficerin müteallakını dibine köküne kadar buluyor. Fakat bunun ötesinde 1500'lerden 1300'lerden daha henüz buraya gelmemiş. Yani 1500'lü yılların sosyolojik küvezinde yaşayan, vakumunda yaşayan insanlar var karşımızda. Yani Haseki Eğitim Merkezleri'deki eğitim müfredatı bu mudur? Aşağı yukarı budur. Yani hiç bu tevhili açık bir tarafı da yoktur. Ve bununla da kıvanç duyuluyor yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, ama bu ilahiyatlarla ilgili olarak istisnalar yok mu? Var. Sadece bir örnek vereyim eğer vaktimiz varsa. Ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde çalışıyorum. Oranın da mezunuyum, oranın çocuğuyum, oranın şimdi öğretim üyesiyim. Benim şu anda lisans sınıfında karşımda oturan öğrencilerden bu doçentlik için açılan YDS sınavından 98-99 almış öğrenciler var. Bakın bu daha yüksek lisansa filan başlamamış. Lisansta 98-99 almış öğrencilerim var. Dolayısıyla ben Marmara İlahiyat'ı ayrı bir yere koyuyorum. Zaten o ayrıcalığını da her zaman fark ettiriyor, ama kalkalım Anadolu'nun taşrasındaki köşesinde bucağındaki ilahiyatların bu çapı, bu seviyeyi yakalama ihtimalleri şimdilik yok. Ama yok diye bunun aşağılanmasını, kurumsal olarak itibarsızlaştırılmasını değil, eksiğin en yakın vadede nasıl giderilebileceğine dair bir strateji, plan geliştirilmesi lazım. Mehmet Akif Bey, bir de şöyle bir sorunumuz var. Sadece mesele yeterlilik meselesi, yani maddi açıdan yeterlilik meselesi değil. Yani dil kabiliyetinin olması, yeterli entelektüel donanımı. Bir de din dilinin kifayetsizliği sorunu var. Yani şimdi sürekli sabah akşam gelen giden ilahiyat fakültelerine, imam hatip liselerine, işte buralardan Müslüman çıkmıyor, buralarda din öğretilmiyor falan gibi, bu deizm, agnostizm vesaire trendinin yayılmasıyla bağlı olarak bunun esbabı mucibesini gelip bu kurumlardaki eğitim öğretimin şekline şemaline atıf yaparak, refere ederek izaha kalkıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Diyanetin böyle bir yaklaşım olduğunu düşünüyor musunuz? Yani? Ben Diyanetin böyle bir yaklaşımı olduğunu düşünmüyorum. Diyanetin bu konuda yani Türkiye'deki dini düşüncenin bu akışkan, dinamik seyrine intibak edemediğini, bu yönden hantal olduğunu ve dolayısıyla olguyu sadece izlemekle yetindiğini ve olgunun sürekli Diyanet'in önünde gittiğini, Diyanet'in sadece arkasından bunun teşhisi ne olabilir? Teşhiste bulunmaya çalıştığını ama tedavisi için çok geç kalındığını, bu reflekslerinin buna müsait olmadığını düşünüyorum. Teşhis şu mu yani? Tamam, imam hatiplerde yeterince işte nitelikli insan yetiştirme konusunda bir takım eksiklerimiz var. İlahiyat fakültelerinde öyle. Bu teşhis midir? Bu teşhistir. Evet, bu teşhistir, ama bunun altında daha teknik teşhisler yapılır. Bunu söylemek çok
aslında çok harca alem yani. Bir söylem yani bu bir şey söylemiş olmuyorsunuz. Tabii, böyle demek yani, ben şunu isterdim ki bu raporda ihtiyaçlarına göre buyurun, evet söyleyin yani ben isterdim ki bu malumun ilamı zaten. Bu çok bu rapora hayır, bu girecek bir cümle değil. Değil ki, evet, tabii, bu bizim tabii. Normal liselerimizle ilgili. Evet. Yani bu aynı zamanda normal lise için de geçerli. Milli eğitimin temel en büyük sorunu yani, Türkiye'nin zaten. Aynı şeyi üniversiteler için de söyleyebilirsiniz. Ama ben burada şunu beklerdim. Böyle bir sıkıntı var. Fakat bu sıkıntıyı aşma yönünde şu teklif ve önerilerimiz de var denmesi lazımdı. Mesela öyle bir şey yok. Yani şöyle bir şey söylüyor mesela, personelin niteliklerinin vatandaşların ihtiyaçlarına göre geliştirilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. Bu ilahiyat fakültesinde uyarlanabilecek bir şey değil. Ne demek bu? Bu şu demek yani Diyanet halkın talep ettiği din anlayışını o halkın istekleri ve doğrultusunda daha efektif. Halkın istediği. Öyle diyor, bakın öyle okudunuz. Halkın hayır, öyle ihtiyaçları. Ona göre geliştirmesi. Halkın ihtiyaçlarına göre ne demek? Halk ne talep ediyorsa o. Halkın önüne bir dini program sunduğunuzda Ramazan ayı geldiğinde halkın ihtiyacı şu oluyor. Sakız orucu bozar mı? Siz de ona fetva düzenleyeceksiniz. Ya başka halk bundan başka bir şey istemiyor. Çünkü bu halkın öyle dini düzeyde böyle bilgiye, entelektüel ilgiye, derinlemesine, okumaya falan yönelik bir şeyi yok. Halk daha çok dindarlığı tasavvuf ve tarikat kültürü üzerinden yapılandırmış. Hı hı. Ve daha çok bu işin biraz romantik, biraz duygusal tarafıyla ilgilenen, aynı zamanda ritüel tarafına daha çok önem veren bir din anlayışı var. Bu halkın bu din anlayışı üzerine de fazla gitmeye de gerek yok. Çünkü biz Osmanlı'dan beri biliyoruz ki Türk halkının dini bilgisini tefsir, hadis, kelam gibi İslami ilimler domine etmiyor. Bizim popüler dini edebiyat dediğimiz kafiyeli olarak şimdi sıralayayım isimleri. Envarül Aşıkîn, Bostanül Arifîn, Tembihül Gafilîn, Müzekkin Nüfus, Kara Davud, Delail-i Hayrat Şerhi, en fazla İhya-i Ulumiddin gibi muhteviyat üzerinden şekilleniyor. Ve daha çok da böyle Türkiye'de şöyle de bir sorun var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında agresif diyebileceğimiz modernleşme projelerini, bu projelere paralel olarak ulus devlet ideolojisiyle koşut olarak 1930'lu yıllarda ana dilde ibadet gibi gerçekten radikal denebilecek projelerin uygulama alanına konulmasından ve dahi 1949'da devlet marifetiyle ve onun isteğiyle İlahiyat Fakültesi kurulmasından bu yana tek parti yıllarının tırnak içinde söylüyorum tek parti yıllarının o dönemindeki dinle dindar kitleyle devlet arasındaki o gerginliğe paralel olarak bizim Müslüman kitlede şöyle bir hafıza oluştu. O dönemlerde devlet bize saldırıyor gibi bir algı oluştu ve Ankara İlahiyat Fakültesi o gün bugündür bir devlet projesi olarak algılanır ve dinin buralarda asla öğrenilemeyeceği, dinin kesinlikle sivil ortamlarda öğrenileceği konusunda bir tekinsizlik, bir güvensizlik aşılanıyor sürekli olarak ve bu organize şekilde de yapılıyor. Bunun bir sebebi özellikle kurumsal dini yapıların kendilerine yönelik insanların aidiyet duygusunu güçlendirmek için gerçek dinin ve gerçek hakikatin burada temsil edildiğini, burada anlatıldığını, devlet tarafından açılan kurumların ise kendilerine güven duyulamayacağı yönünde bir söylem kurumsal sürekli işleniyor. Kurumsal dini yapı cemaat mi demek efendim? Cemaat diyelim, evet. Yani Türkiye'deki cemaatlerden mi söylüyorsunuz? Evet. Türkiye'deki cemaatler Ankara İlahiyat Fakültesi'ni şöyle anladım. Ankara İlahiyat Fakültesi'ni kendilerine tehdit olarak mı görüyorlar? Yani başından beri Ankara İlahiyat onun şahsında diğer ilahiyat. Veya var. Biraz daha kelamcı. Biraz kelamcı zihniyet. Mesela bugün maturidilik, yani bu maturidilik de ilginç bir şey. Yani maturidilik herhalde Türkiye'de petrol bulundu gibi bir sunumu yapılan, yani bugüne kadar hiç keşfedilmemiş bir mucize gibi bir şey anlatılıyor. Bu abartılı, bu romantik tarafını bırakıyorum ama maturidi terennümü bile rahatsızlık veriyor bazı çevrelere bugün. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani kelamcı formasyonu. Oysa sizin bugün bu çocuklar deizme akıp gidiyor dediğiniz, bu akışın önünü kesecek tek imkan
klasik dönemlerden beri Müslümanların dünya görüşünü yeniden yapılandırma gibi bir işleve sahip olan kelam veya felsefe üzerinden yapabilirsiniz. Yani o selefi mantıkla söz gelimi Allah aşağı istiva etti, etti mi etti, nasıl etti orayı bilmiyorum, burasını da sormayın diyerek siz hiçbir sorununu çözemezsiniz. Bu insanların, bu gençlerin zihni sürekli soruyor, sorguluyor. Ve bu çocuklar artık Cenab-ı Allah'ın sıfatları zatının aynı mıdır, gayrı mıdır meselesiyle alakadar olmuyor. Bunların inançla ilgili sorunları bambaşka sorunlar. Siz bunlara bigane kalarak kendinizi kendi gettonuzda, kendi vakumunuzun içine saklayarak orada kendiniz çalıp kendiniz söyler gibi davranırsanız sizin olacağınız ve geleceğiniz yeri söyleyeyim. Arkaik olmaktan kurtulamazsınız.